Bodrum ikinci iş güvenliği zirvemize hoş geldiniz. Bu yıl ikincisi düzenlenen iş güvenliği zirvesinde iş güvenliği ve iş hukuku ön plana çıktı. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in konuşmacı olarak katıldığı Bodrum 2. İş Güvenliği Zirvesi, Haşim Akmuslu ve Bodrum İş Güvenliği Uzmanları Dayanışma Derneği'nin organizasyonuyla Bitez'de bir otelde gerçekleştirildi. Bodrum'daki iş güvenliği uzmanlarının, bazı işveren ve muhasebecilerin katıldığı programda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki yenilikler anlatıldı. Program öncesi Kent Haber'e konuşan iş güvenliği uzmanı ve programın moderatörü Haşim Akmuslu şunları söyledi. Bodrum'da geçen sene birincisini yaptığımız iş güvenlik zirvesinde böyle bir eğitimlerin aç olduğunu, eğitimlerin noksan olduğunu gördük. Bu sene de ikincisini yapalım dedik. Ama bunu ben bireysel Haşim Akmuslu olarak değil de burada çalışan arkadaşlarımız, iş güvenliği arkadaşlarımızı öncelikle bir çatı altına toplayıp bu arkadaşlarımız bunu götürsün istedim. Burada çalışan arkadaşlarımızın yeni mevzuatları sık sık öğrenmesi, anında öğrenmesi, ortak bir çalışma platformu hazırlanması ve olası risklerden kaçınmanın eğitimlerini sık sık bir araya gelerek çözmeye çalışacağız. Katıldığı programda iş sağlığı güvenliğinin yanında iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konularında 2 saatlik bir sunum yapan Ali Tezel, yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında şunları söyledi. İş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanunla değişik bir boyut kazandı. Bakkal, berber, çırak çalıştıran iş yerleri bile iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle tanışmak veya onunla iletişime geçmek zorunda kaldılar. Bu aslında iyi bir şey. Getirilen düzenleme de hemen hemen çağdaş düzenlemelere benziyor. Olmayan hiçbir şey yok gibi. Fakat bizim ülkemizin şöyle bir handikapı vardır. En iyi şeyi yaparız, çivisini çıkarırız. Çivisini alırız. Bu da ne demek istiyorum? İşverenin aldığı iş sağlığı güvenliği uzmanı, işverenin parasını verdiği iş sağlığı güvenliği uzmanı, iş güvencesi olmayan iş sağlığı ve güvenliği uzmanının mesleğini tam olarak yerine getirmesi biraz zor. Çünkü aslında iş sağlığı ve güvenliği uzmanları kamu adına iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit edip bunu düzeltmesi için işvereni uyaran, bu uyarılara itibar etmezse de kendi işverenini bakanlığa şikayet etmek zorunda kalan birisi. Şimdi ücretini işverenden alan ve iş sağlığı güvenliği işiyle ilgili işverenle pazarlık eden bir iş sağlığı güvenliği uzmanının uyarılardan sonra kendi işverenini bakanlığa şikayet etmesi ne kadar gerçekleşebilir? Yasanın uygulanması halinde Türkiye'de her yıl ölümle sonuçlanan iş kazalarının önüne geçilebileceğine dikkat çeken Ali Tezel sözlerine şöyle devam etti. Benim naçizane önerim, tıpkı diğer durumlarda nasıl bir üst kurul oluşturuldu, bizim ülkemizde de bir iş sağlığı ve güvenliği üst kurulu oluşturmalı. Hangi işverenin yanında hangi iş sağlığı güvenliği uzmanı çalışacak bu üst kurul belirlemeli? Ki hangi işverenin hangi iş sağlığı güvenliği alacağını aradaki duvarı örmeliyiz. İkincisi de ücretlerini de işverenden değil bu iş sağlığı güvenliği üst kurulundan almalı. Bu durum gerçekleşirse harika bir yasa olan 6331 sayılı yasanın iş yerlerinde uygulandığını, uygulamayan iş yerlerinin çok büyük cezaları aldığını, hatta kapatıldığını göreceğiz. Bu olmazsa biz yine her yıl olduğu gibi 1700 tane ölümlü iş kazası, on binlerce kol, bacak, göz kaybı ve on binlerce hastanede tedavi edildiği için iş gücü kaybıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Çok değerli.